Şimdi bitki ve hayvan hücreleri hakkında bugüne kadar ne öğrendiysek gözden geçirelim. Burada sol tarafta gördüğümüz çizim bir hayvan hücresini gösteriyor. Sağ tarafta gördüğümüz çizim de bir bitki hücresini gösteriyor. İlk olarak hücrelerin dışında olan şeylerden başlayalım. Her ikisinde de hücre dışı matriksi görüyoruz. Bu hayvan hücresinin dışında kolajen liflerini ve diğer birçok şeyi görüyoruz. Bu yapılar hücrenin yerli yerinde durmasını sağlıyor ve kendi aralarında etkileşim halinde olmalarına yardım ediyor. Hatta hücre içinde ne olduğuna bağlı olarak hücre ile sinyal alışverişini sağlıyorlar. Bitki hücresi için hücre dışı matriksi düşünecek olursak hücre duvarının yapısına katılan bazı yapılardan da bahsetmemiz gerekecek. Hücre duvarı veya hücre çeperi Bitki ve hayvan hücresi arasındaki oldukça önemli farklardan birini oluşturuyor. Bitki hücresinin dışında bir hücre duvarı var. Hayvan hücrelerinin ise hücre duvarı yok. Bir katman derine inersek plazma zarına yani hücre zarına ulaşırız. Hücre zarı bitki ve hayvan hücresinde ortak olarak bulunan bir yapıdır. Hayvan hücresinde de hücre zarı var, bitki hücresinde de hücre zarı var ve her ikisinin hücre zarında da komşu hücreler arasında yer alan tüneller mevcut. Bitki hücresindeki hücre duvarını anlatan videoda bu tünellerden bahsetmiştik. Daire içine aldığım bu yapılara plasmodesmata dendiğini de söylemiştik. Plasmodesmata'nın hayvan hücrelerindeki benzerleri bitişik hücreler arasındaki yine tünel görevi gören oluklu bağlantı ya da nexus olarak bilinen yapılardır. Plasmodesmata, nexus'a kıyasla bitki hücrelerinde çok daha sık rastlanan bir yapıdır. Oluklu bağlantılar yani nexus'lar hayvan hücrelerinde belirli tip hücreler arasında görülür. Örnek verecek olursak, nexus'lar kalp hücrelerinde bulunuyor ve elektriksel sinyallerin doku boyunca hareket etmesini sağlıyor. Bu sayede de komşu hücreler iletişim halinde olduğu için kasılmaları gerektiği zaman kasılıyorlar. Yani özet olarak nexuslar belirli tip hayvan hücreleri için hayati öneme sahipler. Daha fazla detaya inmeden önce şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Hücre dış zarı olsun, buradaki organellerin zarları olsun, şu ana kadar bahsettiğimiz bütün zarlar çift katmanlı fosfolipitten oluşuyor. Örneğin, burada sarı kareyle çizdiğim yere odaklanacak olursak, burası çizgi gibi gözükmesine rağmen, esasen çift katmanlı fosfolipit yapısına sahip. Bu tabaka dışarıya doğru dönük hidrofilik kafa kısımları ve içeriye doğru dönük hidrofobik kuyruk kısımlarından oluşuyor. Tekrar ediyorum çünkü burasını güzelce anlamanızı istiyorum. Burada çizdiğim bütün zarlar bu çift katmanlı fosfolipit yapıdan oluşuyor. Şimdi devam edelim. Hücrelerin içine doğru indiğimizde her iki hücrenin de hücre iskeletine sahip olduğunu görüyoruz. Yani hayvan hücresinde buralarda mikrofilamentler olacak. Bitki hücresinde de buralarda mikrofilamentler olacak. Ayrıntılı olarak göstermiyorum, sadece basitçe çiziyorum arkadaşlar. Mikrotübüller de her iki hücrede olacak. Buralarda ara filamentler de olabilir. Diğer videolarda bunların hepsinden bahsetmiştik. Şimdi biraz daha detaylı inceleyelim. Mesela hayvan hücrelerinde sentrozom denilen yapılar bulunuyor. Bu sentrozomlar mikrotübülleri düzenlemede kilit rol oynuyor. Mitoz hakkında konuşacağımız zaman bunlardan çokça bahsedeceğiz. Sentrozomlar bitki hücrelerinde bulunmaz. Bitki hücreleri mikrotübüllerini düzenlemek için mitoz ya da başka işlemler esnasında başka yollar bulur. Diğer farkları da inceleyelim. Mavi ile çizilmiş bu büyük yumurta benzeri yapı gözünüze çarpmış olmalı. Burada bir karışıklık olmasın. Bu mavi yapı yeşille çizilmiş şeyleri içermiyor. Aslında onların arkasında duruyor. Bu yapılar bitki ve mantar hücrelerinde bulunur ve merkezi koful olarak adlandırılır. Merkezi koful sıvı depolar, enzim depolar, atıkların atılmasında görev alır ve daha çok bitki hücrelerinde ortak olarak görülseler de hangi bitkinin hangi hücresinde olduğuna bağlı olarak çok farklı görevler üstlenebilirler. Şunu vurgulamak istiyorum. Bütün bu organelleri görüp duruyoruz, onların şekillerini çiziyoruz ve görevlerinin çoğunu bildiğimizi düşünüyoruz. Fakat aslında bütün bu organeller, hatta hücrenin kendisi bile hala aktif olarak çalışılan bir araştırma alanı ve önümüzdeki yıllar içinde bu organellerin yaptığı farklı şeyleri, birbirleriyle sinyal alışverişinde bulundukları ve etkileşim halinde oldukları farklı yolları, farklı koşullar altındaki davranışlarını keşfedeceğimizi umuyoruz yani. Şu an neler olduğunu daha yeni yeni anlamaya başlıyoruz ya da ne işe yaradıkları hakkında yeni bir fikrimiz var. Ancak önümüzdeki yıllarda hücrenin farklı yapıları ve fonksiyonları hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olacağız. Konuya geri dönelim. Evet, bu merkezi koful. Büyük bir yapısı var. Yapısal anlamda bitki hücresine destek oluşturuyor ve molekülleri depolamaya yardımcı oluyor. Hepsi olmasa da bazı hayvan hücrelerinde de koful bulunabilir. Fakat kofulun hayvan hücresindeki en yakın akrabası lizozom isimli organeldir. Burada turuncu renkle çizdiğim şey bir lizozom. Lizozom hayvan hücresinin atık merkezi olarak görev yapıyor içinde birçok enzim barındırıyor. Moleküller içine girdiğinde bu enzimler sayesinde yıkılıyorlar. Göreceli olarak düşük bir pH'a sahip. Şöyle de söyleyebiliriz, daha asitik bir pH'ı vardır ve bu sayede moleküller yıkılabilir. Yıkım sonucu oluşan yapı taşları da geri dönüştürülüyor. Şimdi eğer moleküllerin metabolize edildiği, yani yıkıldığı yerlerden bahsediyorsak, Peroksizomlardan da bahsetmemiz gerekir. Peroksizomlar hem bitki hem hayvan hücresinde bulunur. İlk olarak yan ürünü hidrojen peroksit olan yükseltgenme reaksiyonlarının meydana geldiği yerler olarak keşfedildikleri için peroksizomlar bu şekilde adlandırılmışlardır. Peroksizomların gerçekleştirdiği şeyleri hala anlamaya çalışıyoruz. Ancak hücrenin diğer kısımları tarafından kolayca kullanılabilmeleri amacıyla uzun zincirli yağ asitlerini kesmede önemli görevleri olduğunu biliyoruz. Fakat bundan başka görevleri de var. Ve gerçekleştirdiği mekanizmalar henüz tamamen anlaşılmış değil. Şimdi bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklara geri dönecek olursak kilit farklardan bir tanesi o, buradaki yeşil ile çizilmiş yapılar e, olarak e, gözümüze çarpar. Bu yapılar kloroplastlardır, yani fotosentezin meydana geldiği yerler. Doğal olarak bitki hücresinde bulunuyorlar. Bunlar ışık enerjisinden karbon işleyerek besin üreten yapılar. Şunu unutmayalım, hayvan hücresinde kloroplast bulunmaz. Enerji hakkında konuşacaksak, hücrenin ATP fabrikaları hakkında da konuşmamız gerek. Bunlar mitokondriler ve her iki hücrede de bulunuyorlar. Bunun dışında tabii ki başka ortak yapıları da var. Mesela hücre içinde veya dışında kullanılabilmeleri için proteinlerin paketlendiği Golgi aygıtı her iki hücrede de mevcut. Ayrıca endoplazmik retikulum da her iki hücrede var. Ribozomların zara bağlı halde bulunduğu granüllü endoplazmik retikulum ve ribozomların olmadığı granülsüz endoplazmik retikulum ikisinde de bulunuyor. Burası birçok proteinin hatta yağların üretildiği yer. Bunun dışında her iki hücrede de çekirdek zarı var. Mavi ile çizilmiş kısım iç çekirdek zarı. Dış çekirdek zarı endoplazmik retikulumla bağlantılı olarak çalışıyor. Bunu her iki hücrede de görüyoruz. Zarın içinde kromatin formundaki DNA bulunuyor. Ayrıca çekirdekçik olarak adlandırdığımız, ribozom ve ribozomal RNA üretiminde görev alan ve mikroskoplarda koyu olarak görünen bu yoğun kısım yer alıyor. Ve tabii bunun dışında serbest ribozomlar da var. Özet olarak bu video ökaryot hücrelerle ilgili ileri seviyede bir genel bakış oldu. Fakat bitki ve hayvan hücresi arasındaki önemli farkları görmemize yardımcı olduğunu umuyorum.